Merhaba sevgili öğrenciler, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. sınıf Almanca dersinin 4. ve son ünitesi olan Der Alltag konusuna giriş yapacağız. Dersimizde saatleri ve günün vakitlerini işleyeceğiz. Ünite içerisinde yer alan diğer konulara ise bir sonraki derste değineceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Die Uhrzeiten saatler demektir. Almanca'da saat kaç sorusunu iki farklı şekilde sormaktayız. İlk sorumuz Wie spät ist es? Wie spät ist es? Diğeri ise Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Bu sorular ile birlikte karşı tarafa saatin kaç olduğunu rahatlıkla sorabiliriz. Bu sorulara verebileceğimiz cevap iki şekildedir. Çünkü Almanca'da saatler resmi ve gayri resmi olmak üzere iki şekilde söylenmekte. Formal yani resmi demek, informal yani gayri resmi. Bunları ayrı başlıklarda anlatacağım. İlk olarak gayri resmi yani günlük hayatta kullandığımız saat söyleyişlerine bakalım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bir gün 24 saatten meydana gelmekte. Fakat biz günlük konuşmalarımızda saat sabah 7'de de olsa, akşam 7'de de olsa saat kaç denildiği zaman 7 diyoruz. Yani saat 19 şeklinde söylemiyoruz. Almanca'da da aynı şekildedir. Günlük konuşma dilinde saat söylenirken sadece 12 saat kullanıyoruz. Gayri resmi formdaki saat söyleme biçimlerine tek tek bakalım. Tam saatleri söylerken işimiz gerçekten çok basit. Es ist diyoruz, ardından bir saat söyleyip yanına Uhr kelimesini getiriyoruz. Bu Uhr kelimesi İngilizce'deki o'clock kelimesine denk gelmekte. Örneklerimize bakalım. Saatimiz 3'ü gösteriyor. Ne dememiz lazım? Es ist 3 Uhr. Saat 3. Es ist getiriyorum. Ardından saat kaç burada? 3. O yüzden 3 diyorum. Yani 3. Ardından da Uhr kelimesini ekliyorum. Es ist 3 Uhr. Saatimiz 5 oldu şimdi de. Es ist 5 Uhr. Saat 5. Es ist dedikten sonra saatim kaçsa onu getirdim. 5 yani 5. Ardından da Uhr kelimesini ekliyorum. Es ist 5 Uhr. Tam saatleri söylemek gördüğünüz gibi oldukça basit. Şimdi gelelim buçuklu saatleri söylemeye. Buradaki kalıbımız Es ist halb kalıbı. Es ist halb diyoruz, ardından saat kaçsa onun bir fazlasını söylüyoruz. Halb buradaki yarım demektir. Örneğin buradaki saatimiz 3.30. Es ist halb diyorum, ardından saatim 3 olduğu için bir fazlasını söylemem lazım. 4 diyorum yani 4. Es ist halb 4. Saat 3.30. Saatimiz 1.30. Es ist halb dedik, ardından saat 1 olduğu için bir fazlası olan 2 rakamını söylüyorum. 2. Es ist halb 2. Saat 1.30. Burada dikkat edeceğimiz tek nokta arkadaşlar 1 saat sonrasını getirmek. Lütfen bu noktaya dikkat edelim. Gelelim çeyrekli saatleri söylemeye. Bunu çeyrek geçiyor ve çeyrek var olarak iki şekilde inceleyeceğiz. Önce çeyrek geçiyor kalıbına bir bakalım. Es ist Viertel nach diyoruz. Ardından saat kaçı geçiyorsa bu noktalı kısma onu getiriyoruz. Buradaki Viertel kelimesi çeyrek anlamına gelmektedir. Nach ise geçiyor anlamı veriyor. Saatimiz 1'i çeyrek geçiyor. Ne demem lazım benim burada? Es ist Viertel nach dedikten sonra 1 rakamını getiriyorum. Yani 1. Es ist Viertel nach 1. Saat 1'i çeyrek geçiyor demiş oldum böylece. Saatimiz şimdi de 8'i çeyrek geçiyor. Es ist Viertel nach 8. Saat 8'i çeyrek geçiyor. Es ist Viertel nach 8. Kalıbı mutlaka ezberleyelim. Şimdi geldik çeyrek var kalıbına. Biraz önce Es ist Viertel nach demiştik. Şimdi buradaki tek fark nach yani geçiyor kelimesi yerine vor kelimesinin gelmiş olması ki buradaki vor kelimesi de var, kala anlamı vermekte. Es ist Viertel vor diyoruz. Ardından saat kaça çeyrek varsa noktalı kısmı o saati getiriyoruz. Örneğin saatimiz 1'e çeyrek var. Es ist Viertel vor dedikten sonra saat 1 çeyrek olduğu için 1 yani 1 diyorum. Es ist Viertel vor 1. Saat 1'e çeyrek var demiş oldum.
Saatimiz şimdi de 7'ye çeyrek var. Nasıl diyeceğim? Önce es ist viertel vor diyorum. Ardından saatin buradaki 7 olduğu için sieben diyorum. Es ist viertel vor sieben. Saat 7'ye çeyrek var. Bu çeyrekli kalıplarda dikkat etmeniz gereken tek nokta arkadaşlar, viertel nach mı yoksa viertel vor mu getireceğiniz. Yani geçi anlamı mı vermek istiyorsunuz yoksa var ya da kalı anlamı mı vermek istiyorsunuz? Bunu anladıktan sonra gerçekten bu kalıbı yapmak hiç de zor değil. Geldik saatleri dakikalı olarak söylemeye. Es ist diyoruz. Ardından dakikayı söylüyoruz. Eğer o dakikaya var ise vor, eğer o dakikayı geçiyor ise de nach diyoruz. Ve son olarak da saati getiriyoruz. Kafanız birazcık karışmış olabilir bu noktada. Örneklerle daha net bir şekilde anlayacaksınız. Örneğin saatimiz 3'ü 20 geçiyor. Es ist diyorum. Ardından buradaki dakikam 20 olduğu için 20 diyorum. Geçtiği için de nach getiriyorum. Ve en son olarak da saat 3 olduğu için 3 yazıyorum. Es ist 20 nach 3. Saat 3'ü 20 geçiyor demiş oldum. Unutmayın, önce dakika, ardından var anlamı veriyorsak vor, geçiyor anlamı veriyorsak nach, en son olarak da saat getiriyoruz. Diyelim ki 3'ü 20 geçiyor değil de 3'e 20 var diyeceğiz. O nasıl olacak? Hemen bakalım. Es ist diyorum. Sonra dakikam aynı şekilde 20 olduğu için 20 yazıyorum. 3'e 20 var dediğimiz için vor kalıbını getiriyorum. Var anlamı verebilmek için vor getirmem lazım. En son olarak da buradaki saatim aynı şekilde 3 olduğu için 3 diyorum. Es ist 20 vor 3. Saat 3'e 20 var. İşin özeti şu. Es ist 20 nach 3 deseydim saat 3'ü 20 geçiyor demiş olurdum. Es ist 20 vor 3 dediğimde ise saat 3'e 20 var demiş oldum. Yani buradaki geçiyor ve var anlamı tamamen nah ve vor kelimeleriyle sağlanmakta. Şimdi daha fazla örnek yapalım ki otursun aklımıza. Saatimiz 5'i 40 geçiyor. Es ist diyorum, ardından dakikamı söylüyorum. Buradaki dakikam 40 olduğu için 40 dedim. Sonrasında geçiyor anlamı verebilmem için nah diyorum. Ve nihai olarak saati söylüyorum 5 yani 5. Es ist 40 nach 5. Saat 5'i 40 geçiyor. Saat 5'e 5 var diyeceğim şimdi de. Önce es ist diyorum. Sonrasında dakikama bakıyorum. Kaç dakika var? 5. O yüzden 5 yani 5 getiriyorum. Es ist 5. Var anlamı vermek için de vor kelimesini getiriyorum. Ardından da saati ekliyorum. 5 yani 5. Es ist 5 vor 5. Saat 5'e 5 var. Bu kalıbı yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken saati nereye, dakikayı nereye yazıyoruz. Burası çok mühim. Zaten nah kelimesinin geçiyor, vor kelimesinin ise var ya da kala anlamlarını sağladığını öğrendik. O yüzden dikkat edeceğimiz nokta dediğim gibi dakikayı ve saati nereye yazdığımız. Şimdi geldik resmi saat kullanımına. Biraz önce bahsettiklerimizin hepsi günlük kullanımlarda yani gayri resmi kullanımlarda geçerli olan kalıplar. Şu anki göreceklerimiz ise daha çok böyle resmi kurumlarda, haberlerde, televizyon, radyo ya da resmi yazışmalarda karşımıza çıkabilecek türden saat kullanımları. Ve resmi kullanımlarda saatler 12 yerine 24 saat üzerinden söylenir. Yani sabah 7'de saat 7 denilirken akşam 7 olduğunda 7 yerine saat 19 denilmektedir. Resmi formdaki saat söyleme şeklimiz aynı tam saat söyleme düzeninde olduğu gibi. Biliyorsunuz biz tam saatleri söylerken ne diyorduk? Es ist, ardından bir saat söylüyorduk, sonra da ua kelimesini getiriyorduk. Bunu günlük kullanımda öğrenmiştik. Aynı oradaki gibi aslında bir nebze. Es ist diyoruz, ardından saat kaçsa onu yazıyoruz. Sonrasında ua kelimesini getiriyoruz. Eğer ki dakikamız varsa ua kelimesinden sonra da onu ekliyoruz. Örneğin saatimiz 10'u 20 geçiyor. Es ist diyorum, ardından saatim 10 olduğu için zehn. Sonrasında ua kelimesini yazıyorum ve en son dakikayı yani 20. Es ist zehn Uhr 20.
Saat 10'u 20'ye geçiyor. Saatimiz 22.30. Assist dedikten sonra 22 diyorum. Malum 24 saat kullanıyoruz biliyorsunuz. 22 yani 22. Sonrasında UA kelimesini ve en son olarak da dakikayı getiriyorum. Dakikam ne buradaki? 30 yani 30. Es ist 22:30. Saat 22:30 demiş oldum. Diğer örneğimize bakalım. Saatimiz 6'yı çeyrek geçiyor. Bunu günlük kullanımda viertel ile göstermekteydik. Yani buradaki çeyrek kısmını. Fakat resmi kullanımda çeyrek kelimesi yerine 15 rakamını geçiriyoruz. Es ist dedikten sonra saatim kaç? Onu getiriyorum. 6 yani 6. Ardından uha ve en son dakikayı getiriyorum. Dakikam ne? 15. O yüzden 15 diyorum. Es ist 6 uha 15. Saat 6'yı 15 geçiyor. Ve son örneğimiz Es ist 18 uha 45. Saat 18.45. Saatleri günlük ve resmi kullanımda söylemeyi artık öğrendik. Şimdi örnek diyaloglarla pekiştirelim. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist? Affedersiniz, bana saatin kaç olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen? Ja, natürlich. Es ist 7 Uhr. Evet, tabii ki. Saat 7. Dankeschön. Teşekkür ederim. Giyen kişiyin. Rica ederim. Hello Paul, wie geht's? Merhaba Paul, nasılsın? Hi Anna, wie geht's gut, danke. Du? Merhaba Anna, iyiyim, teşekkürler. Sen? Ach gut, danke. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Wie spät ist es dort? Orada saat kaç? Es ist spät, nicht wahr? Saat geç değil mi? Nein, nicht so spät. Hayır, o kadar geç değil. Es ist 11 Uhr. Saat 11. Und es ist 7 Uhr in Los Angeles, richtig? Los Angeles'ta saat 7, değil mi? Ja, 7 Uhr morgens. Evet, sabahın 7'si. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Umarım seni uyandırmamışımdır. Das ist kein Problem. Sorun değil. Arkadaşlar, eğer ki bir eylemi belirli bir saat içerisinde yaptığımızı belirtmek istiyorsak, saatin önüne edatı getiriyoruz. Bunu İngilizce'deki at edatına benzetebilirsiniz. Bu edat Türkçe'de deyda anlamına gelmektedir. Örneğin, fia ua saat 4 demekken, fia ua derseniz saat 4'te demiş olursunuz. Yani deyda manası katmış olursunuz. Ich gehe 10 Uhr ins Bett. Saat 10'da yatıyorum. Der Zug fährt 8 Uhr ab. Tren saat 8'de kalkıyor. Burak steht 7 Uhr auf. Burak saat 7'de kalkıyor. Ne zaman bir eylem yapıldığını sormak için iki adet soru zamiri kullanmaktayız. Bunlardan ilki when yani ne zaman, diğeri ise wie viel Uhr? Saat kaçta? Wann gehst du zur Schule? Okula ne zaman gidiyorsun? Ich gehe 8:30 Uhr zur Schule. Okula sabah 8:30'da gidiyorum. Wie viel Uhr schläfst du? Saat kaçta uyuyorsun? Ich schlafe 11 Uhr. Saat 11'de uyuyorum. İki soru kalıbı da aynı cevaba çıkıyor arkadaşlar. Burada dilediğiniz kalıbı tercih edebilirsiniz. Şimdi bir adet diyalogumuz var, ona bakalım. Wie viel Uhr öffnet der Laden? Dükkan saat kaçta açılıyor? Der Laden öffnet 9 Uhr. Dükkan saat 9'da açılıyor. Es ist jetzt 8 Uhr. Şimdi saat 8. Du musst warten. Beklemek zorundasın. Aber ich habe es eilig. Fakat acelem var. Mein Unterricht wird bald beginnen. Dersim yakında başlayacak. Wann fängt dein Unterricht an?
Dersin ne zaman başlıyor? Er beginnt um 5 nach 8 Uhr. Saat 8'i 5 gece başlıyor. Gut, diesmal kann ich früh öffnen. Pekala, bu seferlik erken açabilirim. Vielen Dank. Çok teşekkürler. Bu diyalog ile birlikte saatlerimizin sonuna geldik. Şimdi günün vakitlerine bakalım. Sabah 6 ile 10 arasındaki vakitte der Morgen diyoruz. Yani sabah. Guten Morgen. Sanırım bu kalıbı hatırlıyorsunuzdur. Günaydın, iyi sabahlar demekti. Şimdi gün ilerlemeye başladı. Saat 10 ile 12 arasındaki vakitte der Vormittag diyoruz. Güneş en sıcak haline bürünürken saatte bir yandan 12 gösteriyor artık. Saat 12 ile 14 yani 2 arasındaki vakitte biz öğle diyoruz. Der Mittag. Bu süre zarfında Guten Tag şeklinde selamlaşabiliriz. Ne demekti Guten Tag? İyi günler demekti. Tag gün anlamına gelmekteydi. Şimdi biraz daha ilerledi gün. Güneş etkisini yavaş yavaş yitirirken bir yandan da akşama yanaşıyoruz. Saat 14 ile 18 yani 2 ile 6 arasındaki bu vakte de der Nachmittag yani öğleden sonra diyoruz. Guten Nachmittag. Bu kalıp İngilizce'deki good afternoon ile aynı neredeyse. Tam Türkçesi aslında iyi öğlenlere benziyor. Guten Nachmittag. Artık güneş benzini değiştirdi, koyulaşmaya başladı. Saat 18 ile 22 arasındaki bu vakte de akşam yani der Abend diyoruz. Artık güneş de battı ve şimdi de gün kara gelinliğini giydi diyebiliriz. Saat 22 ile sabah 6'ya varan vakte die Nacht yani gece diyoruz. Fark ettiyseniz bunun artikeli die şeklinde, diğerlerin artikeli der'ydı. Bunu da lütfen gözden kaçırmayalım. Peki nasıl selamlaşıyoruz bu saatte? Gute Nacht, iyi geceler diyoruz. Arkadaşlar, bu bahsetmiş olduğum günün vakitlerinden bahsederken önüne am edatı getiriyoruz. Sadece istisna olarak die Nacht yani gece kelimesi artikelinden dolayı in edatı almakta. İngilizce'deki on edatına benzetebilirsiniz. Bu edat Türkçe'de deyda anlamına gelmekte. Örneğin die Morgen sabah demekti. Sabahleyin demek istersek am Morgen diyoruz. Buradaki edat andem kelimelerinin kısaltılmasıyla ortaya çıkmıştır. Şimdi diğerlerine bakalım. Am Vormittag öğleden önce. Am Mittag öğleyin. Am Nachmittag öğleden sonra. Am Abend akşamleyin. In der Nacht geceleyin. Burada görüyorsunuz an edatı yerine in edatı getiriyoruz. Tamamen gece kelimesinin artikelinden kaynaklı. Örneklerimize bakalım. Meryem hört am Morgen Musik. Sabahleyin Meryem müzik dinliyor. Buradaki özne yani Meryem ile zaman içeren am Morgen ifadesini yer değiştirebiliriz. Böylece cümleyi devrik yapmış oluruz. Am Morgen hört Meryem Musik. Sabahleyin Meryem müzik dinliyor. Görüldüğü üzere anlam açısından herhangi bir farklılık yok. Sadece devrik yaptık. Bu tamamen size kalmış. İster ilk cümledeki gibi kurarsınız, isterseniz de şimdiki gibi. Diğer örneğimize bakalım. Ich gehe am Abend ins Restaurant. Akşam restorana gidiyorum. Ich gehe am Abend ins Restaurant. Ich mag Filme in der Nacht sehen. Gece film izlemeyi seviyorum. Ich mag Filme in der Nacht sehen. Am Abend sehen wir zusammen fern. Akşam beraber televizyon izliyoruz. Am Abend sehen wir zusammen fern. Eğer ki düzenli olarak yaptığımız işlerden bahsedeceksek, örneğin sabahları erken kalkarım derken ya da geceleri rüya görürüm gibi cümleler kurarken öğrendiğimiz günün vakitlerini ya da haftanın gününde olabilir. Bunu küçük yazıyoruz ve sonuna s takısı getiriyoruz. Böylece zarf yapmış oluyoruz. Örneğin der Morgen sabah,
Eğer ki sabahları demek istersem, morgen kelimesinin baş harfini küçültüyorum ve sonuna bir adet S takısı getiriyorum. Şimdi diğerlerine bakalım. Vormittags, öğleden önceleri. Mittags, öğlenleri. Nachmittags, öğleden sonraları. Abends, akşamları. Nachts, geceleri. Bunlar günün vakitleriydi. Aynı şekilde haftanın günlerinde bu şekilde zarflaştırabiliriz. Der Montag, pazartesi demekken, M'yi küçültüp sonuna S eklersem, yani Montags dersem, pazartesileri demiş olurum. Ve böylece o günde devamlı bir eylem yaptığımı belirtebilirim. Diğer günlerimize de bir bakalım. Dienstags, salıları. Mittwochs, çarşambaları. Donnerstags, perşembeleri. Freitags, cumaları. Samstags, cumartesileri. Sonntags, pazar günleri. Örneklere göz atalım. Berg spielt abends Fußball. Berg akşamları futbol oynuyor. Ya da özne ile zaman içeren kelimeyi yer değiştirerek devrik de yapabiliriz. Abends spielt Berg Fußball. Berg akşamları futbol oynuyor. Bir diğer örneğimiz. Er geht spät nachts ins Bett. O geceleri geç yatıyor. Er geht spät nachts ins Bett. Freitags gehen wir in die Moschee. Cumaları camiye gideriz. Freitags gehen wir in die Moschee. Abends sitzen wir zusammen. Akşamları beraber oturuyoruz. Abends sitzen wir zusammen. Ich stehe 7 Uhr morgens auf. Sabahları saat 7'de kalkıyorum. Ich stehe 7 Uhr morgens auf. Sonntags schlafe ich spät. Pazar günleri geç uyuyorum. Sonntags schlafe ich spät. Evet, böylece dersimizin sonuna geldik. Ders PDF'sine açıklama kısmında bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Ünitede yer alan diğer konulara ise bir sonraki derste değineceğim. Gelecek olan videolardan daha hızlı bir şekilde haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.